Merhaba. Hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Başlayalım. Herkese merhaba. Merhabalar Mehmet Sevinç. Merhaba Burcu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısa paslar da voleybol programıyla başlıyoruz. Sizin evet. yorumunuzla her hafta artık voleybol gündeminde değerlendirmeler yapacağız. Tüm voleybol severleri buraya bekliyoruz. Olimpiyat senesindeyiz. Herkesin merak ettiği bir konu var. E, Melisa Vargas. Ve hmm. büyük bir sakatlık geçirdi Vargas. E, şimdi yeni yeni çalışmalara başladı. Sizce Vargas'ın ilk ne zaman sahada görürüz? Tabii özellikle Fenerbahçelilerin çok merak ettiği bir isim Melisa Vargas. Sezonun ikinci yarısına yetişecek mi yetişmeyecek mi? E, şu an için en azından e, geçtiğimiz saatlerde gelen habere göre Tianjin kulübü. E, Melisa Vargas'dan faydalanamayacağı için Fenerbahçe'ye transferine onay vermiş durumda. Ve Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında e, Melisa Vargas'la e, birlikte oynayabilecek. E, ama tabii ki dediğin gibi sakatlık süreci var. E, ne zaman tam olarak iyileşecek ki belki playofflara kadar bir iyileşme süreci olacak, bir rehabilitasyon süreci olacak. Belki playoff'larda kendisini görebileceğiz ama milli takım olarak bakacak olursak da e, kesinlikle yaz dönemine hazır olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'ye döndüğünde kulüp bazında ya da milli takım bazında zorlayacak bir şey bekliyor mu ya da Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe ne kadar faydalanacak? Tabi ona pozisyonda Stişak da var. O da Hı -hı. iyi bir performans sergiliyor. Ee, tabii playoff döneminde sert maçlar oynayacak Fenerbahçe şampiyonlar liginde de sert maçlar var önünde dolayısıyla Vargas'a tabii ki ihtiyacı var ama Vargas'ın sakatlıktan sonraki performansı kendini yeniden bulması o yaz döneminde seyrettiğimiz Melisa Vargas performansına e, ne zaman ulaşacak e, onu bilmiyoruz açıkçası bunu e, şu anda kestirmek mümkün değil acele etmek istemiyor hem Fenerbahçe hem Türkiye Voleybol Federasyonu dolayısıyla e, acele etmemek de önemli çünkü biz e, olimpiyat oyunlarında ona çok ihtiyaç duyacağız Bizim için önemli olan bu sene tabii ki olimpiyat oyunlarında Melisa Vargas'ı tam performansla sahada görmek. Orada bir stişyak e, detayı var. Peki burada dengeler nasıl sağlanacak? Fenerbahçe'de ...beraber nasıl bir performans sergileyecekler... ...ya da takım nasıl bir önlem alacak... ...nasıl bir düzenlemeye geçecek? Stişak çok önemli bir koz. Mesela Vargas geldiğinde... ...diyelim onu yavaş yavaş adapte etmeniz... ...gerekecek takıma. Elinizde Stişak gibi... ...bir oyuncu da var. Kısa süreler... ...verebilirsiniz Vargas'a. Stişak da oynayacak mesela. İki set Stişak oynar... ...bir set Vargas <laughs> oynar. Yavaş yavaş form tutması açısından da... ...Stişak gibi bir değerli oyuncunun... ...kadroda yer alması bence önemli. Evet. Diğer bir gündem de Gabi'di. Hmm. Ee, Gabi'nin gidişiyle ve... bu bu haberin çıkışı aslında hı hı. yani çıkış şekli zamanlaması ile alakalı siz ne düşünüyorsunuz çok konuşuldu ve haberin üstünden geçmesine rağmen de hala Gabi gördükçe o bizim aklımıza geliyor ve taraftarlar da çok üzülüyor. Türkiye'de voleybol camiası Gabi'nin gidişinden dolayı bayağı üzgün. Tabii Gabi çok değerli bir oyuncu çok da pozitif bir oyuncu inanılmaz bir profesyonel. Gabi ile tabii ben röportajlar da yaptım. Özel olarak da ayaküstü konuştuğumuz hep Türkiye'de olmaktan dolayı çok memnun olduğunu söylüyordu. Vakıf Bank çok üst düzey bir takım Vakıf Bank'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söylüyordu. İstanbul'u seviyor bu hareketli şehirde yaşama konu hep mutlu ediyordu. Zannediyorum ki bir değişiklik istedi hayatında Gabi. Çok fazla maddi açıdan evet İtalyan kulübü daha fazla verdiği için gittiğini de düşünmüyorum. Bence İtalya deneyimi yaşamak istediği için gidiyor farklı bir deneyim çünkü Vakıfbank'ta kazanılabilecek her şeyi kazandı e, Gabi dolayısıyla bir farklılık istediği için bence bu yönde bir karar aldı diye düşünüyorum yoksa Vakıfbank ona her şeyi verdi o da banka her şeyini verdi taraftarlarla voleybol severlerle çok iyi bir iletişimi var. Gabi'nin ama bir de İtalya deneyimi onun açısından iyi olabilir diye düşündü. Bu da benim görüşüm açıkçası. İsterseniz biraz Derya Cebecioğlu'nu konuşalım. Hmm. Kendisi Vakıf Bank'a geri döndü. Geçtiğimiz günlerde açıklandı. Dönmeden önce de Japonya'da oldukça iyi bir performans sergiledi aslında. Sizce Derya'nın dönüşü ligde neleri değiştirir? Ya Derya farklı bir deneyim istedi. Japonya'ya gitti sürekli oynamak istedi. Her oyuncu için bence bu önemli. E, Saliha'yı görüyoruz işte Polonya'ya gitti. Yurt dışında oynayan başka oyuncularımız da var. Giden oyuncuların çok çabuk dönmesi taraftarı ben değilim açıkçası. Hı hı. Yani hem basketbolda hem futbolda hem de voleybolda. E, belki ülke değiştirebilirler Ebrar gibi ama o deneyimi mutlaka yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Farklı koçlarla, farklı kültürlerle, farklı antrenman sistemleriyle iç içe geçmeleri son derece önemli. Deryatı bir geldi. Ee, geçmesi gereken önemli oyuncular var kadroda bakıp bank kadrosunda işte smaçör pozisyonda Gabi yeri garanti olan bir oyuncu ama Buşa var Franti var ee, bu oyunculara geçip ilk altıda kendisine yer bulmak için çabalamaya devam etmek zorunda. Ee, ligde mutlaka ilk altı başlayacağı maçlar olacak. Derya Cebecioğlu'nun Giovanni Guidetti rotasyon yapmayı da seven bir isim. Ligde özellikle alt sıralarda bulunan takımlara karşı her zaman tüm oyuncularını kullanmaya çalışan ve onları hazır bir şekilde e, tutmayı da beceren bir koç. E, dolayısıyla Derya birçok maçta ilk altı başlayacaktır diye düşünüyorum. E, Vakıf Bank için de tabii bir yol ayrımı da oldu İdil Naz Beşiktaş'a gidince. E, onun yerine bir Türk oyuncu getirmek zorunluluğu doğdu. E, Derya'da en önemli isim de tabii ki Vakıfbank için. Biraz Türk Hava Yolları'nda e, Sultanlar Ligi'nde bir galibiyet serisi hı hı. E, yakaladı. Sizce bu seri onlara kupa getirir mi? Yoksa daha erken mi? E, Türk Hava Yolları için şunu söyleyebilirim. Benim için en büyük hayal kırıklığı bu sezon Türk Hava Yolları oldu. Çünkü çok iyi bir koç. Olimpiyat şampiyonu olmuş dünyada. Yani voleybol tarihine baktığımızda e, Zer Roberto en önemli koçlardan biri. Hiç şüphe yok. Zé Roberto geldi. Çok önemli yıldızlar kadroya katıldı. Bergman geldi. Diana geldi. Brezilya milli takımının oyuncuları geldi. Zaten Van Rijk vardı. Neriman geldi. Yerli oyuncu rotasyonu geliştirildi. Kübra Akman geldi. Yani Sıla geldi pasör pozisyonuna. Çok iyi bir kadro ama çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu benim için. Çok fazla yenilgi aldılar ligde. 6 yenilgi benim beklemediğim yani 18 maçta 6 yenilgi e, Türk Hava Yolları'ndan açıkçası beklemiyordum. Sezon başında bana söyleseydin 18 maçın 3'te birini kaybedecek bu takım deseydim ben buna kesinlikle inanmazdım. Böyle bir şey olacağını düşünmezdim ama oldu. Avrupa'da çok erken bir veda. E, şaşırtıcıydı benim için de. E, takımda bazı taşlar belki yerine oturmadı. Belki ben sezon başında koçun da biraz formsuz olduğunu e, düşünüyorum. Son dönemde evet üst üste kazandıkları birkaç maç var. E, kupa zor görünüyor. Özellikle ilk hedef tabii ki Avrupa Kupasıydı Türk Hava Yolları için bu sezon. E, ligde öndeki 3 takımı geçip Eczacıbaşı, Vakıfbank ve Fenerbahçe'ye geçip bir kupa almak e, şu giden yol e, yolda biraz zor gibi görünüyor. Sezon başında Türk Hava Yolları'nın beklenenin altında bir performans gösterdi ve Kuzey Borunun da yükselişiyle dördüncülük e, şey oldum savaşı. Şimdi Türk Hava Yolları'nın yeni galibiyet serisiyle birlikte e, bu dördüncülük sırası e, sezonun sonunda bizi nasıl bir ilk dört bekler. Galatasaray galibiyetiyle ilk dört yolunda ciddi bir adım attı Türk Hava Yolları. Beşe düşeceklerini düşünmüyorum. Ee, i̇lk dört sıralaması bence ligde belli. Bu şekilde olacak. Ee, Fenerbahçe, Kıpanga, Eczacıbaşı ve Türk Hava ilk dörtte yer alacak ekipler. Kendi aralarında yerleri değişebilir ama evet. ilk dört bu şekilde bitecektir diye düşünüyorum. Kuzey Boru çok iyi bir çıkış yaptı. Çünkü sezon başında Mehmet Medestenlioğlu'nun bir planı vardı. Ve kendi istediği oyuncuları takıma adapte etmeyi de başardı. Ve iyi bir kadro kurdular. İyi de sonuçlar alıyorlar. Hem içeride hem dışarıda. Zaten e, Kuzey Boru'nun e, çok ciddi bir seyirci avantajı da var. Kendi evlerinde gerçekten o deplasman havasını yaşatıyorlar. Gelen rakiplere karşı bu çok önemli. Ve bence voleybol adına da güzel e, bulundukları yeri de hak ettiklerini söyleyebilirim. İnanılmaz bir taraftarları var gerçekten. Şimdi biraz daha böyle oyuncular üzerinden konuşmak istiyorum aslında. E, bu sezon Derya, Ebrar, işte İlkin kendi kari, kariyer rekorlarını kırdılar. E, Ebrar aynı zamanda... Rusya Ligi'nin en skorer ismi oldu. Şaşırdık ee, mı? Hayır. Şaşırdık. <laughs> ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu Yani üç oyuncu üzerinden aldım ama eklemek istediğiniz ve da kişisel olarak e, yorumlamak istediğiniz başka oyuncular olursa da e, rekorlar üzerinden biraz ele almak istedim. Ebrar'la başlayalım istiyorsanız. Ya, Ebrar olağanüstü bir oyuncu, müthiş bir karakter. Ee, İtalya Ligi'nde kendini çok sevdirdi, İtalya Ligi'nde başarılı oldu. Dedi ki ben Rusya'ya gideceğim. Orada da bu başarıyı devam ettireceğim. Ve devam ettiriyor mu? Ettiriyor. Evet. Kendini sevdirdi mi? Sevdirdi. Tribünler e, Erik Dalı oynuyor mu? Oynuyor. Ay. Çok <laughs> keyifli. Gerçekten yani onu seyretmek, onun o yarattığı enerjiyi görmek çok önemli. E, milli takımla sahada nasıl bir enerji veriyorsa şu anda oynadığı kulüpte de bu enerjiyi veriyor. Bu gerçekten benim adıma son derece sevindirici bir durum olacaktır. E, Derya olsun İlkin olsun. Onlar da çok iyi sezonlar geçirdiler Derya, Japonya'da İlkin Galatasaray'da harikalar yaratıyor. En skorer yerli oyuncu konumunda. Evet. Zaten milli takım sezonunda da ciddi bir yükselişi vardı İlkin'in. E, çok önemli sakatlıklar atlatmış bir oyuncu. Onu buralarda görmek gerçekten e, çok mutlu ediyor. Terinin son damlasına kadar sahada savaşan bir oyuncu. İlkin, Derya, Ebrar kesinlikle bu isimler de öyle. Ee, Ebrar'ın zorlandığı bir konu belki Rusya'nın soğuğu zaman zaman bu yönde de paylaşımları <laughs> oluyor. Ebrar'ın ama saha içinde o sahaya çıktığında içimiz ısıttığını söyleyebiliriz. Hı hı. Ortaya koyduğu performansla ve enerjisiyle. ya Bir yandan çok genç isimler gerçekten hı hı. ve... Çok disiplinli bir iş yapıyorsunuz spor gibi. Hmm. Bu oyuncunun hem eğlenceyi de bırakmaması, e, gençliklerini de o eğlence hmm. anlamında yaşaması hem de işlerini iyi bir şekilde yapması ve bunu çok uzun zamandır Evrar sürdürüyor aynı şekilde İlkin ve e, Derya için de diğer oyuncular için de geçerli bu. Hepsini bir arada yapmak özellikle başka bir ülkeye gittiğinizde zor olabiliyor ama Evrar sadece soğuktan e, dem vuruyor. Daha önce Tuğba Japonya'ya gitmişti. Aslında bambaşka bir kültür. Şimdi Derya da. Evet. Ee, şey yapıyor ama hiç bunlardan etkilenmeyip hem işlerini yapıyorlar hem de eğlenmeyi asla bırakmıyorlar. Eğlence bölümü olmasa zaten e, çok da e, özenilecek bir hayat değil voleybolculuk. Evet. Çünkü 12 ay boyunca devam ediyor. Eğer milli oyuncuysanız hiç dinlenme fırsatınız yok. Aralarda 2 günlük 3 günlük belki dinlenme izinleri veriyor koçlar ama bunu... Fiziksel anlamdan ziyade mental anlamda kaldırabilmek çok ama çok zor bu nedenle o küçücük boşluklarda o eğlenceyi de yansıtabilmek hayata çok önemli bir değer diye düşünüyorum ki saha içinde de özellikle oyuncuların mesela kaybedilen bir sayıdan sonra bile yüzlerinin gülüyor olması beni her zaman mutlu etmiştir. Spor aynı zamanda bir eğlencedir. Her zaman tabii ki biz kazanan tarafta olmak istiyoruz. Hep kazanmak üzerine hayatımızı kuruyoruz belki ama yani o eğlence bölümünü de keyif alma bölümünü de Mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor, yoksa bu hayat evet. çekilmez. Ve kızlar da çok güzel yapıyor bunu. Kesinlikle. Ee, şey yazın da çok iyi yaptılar. Peki ben size şey soracağım. Ee, şu an bir rüya takım kursanız, tip. hı. tip. -hı. Ee, Ligde mi? Evet. Ee, bu takım kimlerden oluşur? Hep olağan şüphelilerden gitmek istemiyorum ama mesela bu sene Markova çok iyi bir performans sergiledi, öne çıkan bir oyuncu oldu, ligin en skoreri oldu. Çaprazı onu koyarım. Pasore bence ligin en underrated yani hakkı verilmeyen oyuncularından biri. Sıla çalışkanı Pasore pozisyonuna koyarım. Ki önümüzdeki yılda da vakıf banka yeniden evet. dönüyor. Altyapısından çıktığı takıma. Ee, Smaçörlere baktığımda tabii az önce de konuştuk. Gabi çok önemli bir değer. Gabi ilkin yaparım. Ortaya da e, Zehra'ya da koyarım. Libero'ya da Gizem örgüye koyarım. Gerçekten güzel bir dilim tim oldu. <laughs> U20 kadın Hı. voleybol takımından bahsedelim. Onlar da bildiğiniz üzere Avrupa Voleybol Şampiyonasında finale katılma hakkı kazandılar. Aslında e, önemli bir sonuç. İlk önce istiyorsanız bu sonucu nasıl değerlendirdiğinizi konuşalım. Daha sonra birazcık oyuncular üzerinden değerlendirmeliyiz. Ya sürpriz olmadı çünkü bu takımı zaten biz geçen sene Dünya Şampiyonasında da seyrettik. 19 yaş altı Dünya Şampiyonasında. Final oynamış bir kadro. Amerika Birleşik Devletleri'ne 5 sette e, kaybetmişlerdi. Genç kızlarımız, gelecek vadeden isimler var kadroda. Hı hı. İşte Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda e, Beren Yeşilırmak ve Begüm Kaçmaz Rüya takıma girmişlerdi. E, burada da gördük yine bu oyuncuları çok önemli katkı yaptılar. E, son mücadelede Sırbistan mücadelesinde de öne çıkan isimler oldular. Begüm'ün yine tek ayakları. E, çok konuşuldu, yaptığı bloklar çok konuşuldu. Aynı zamanda tabi Diler çok konuşuldu. Geçen sene e, Santrali geniş kadroya da çağırmıştı Diler'i, genç bir isim ve Diler bence önümüzdeki yıllarda Amil takım kadrosuna da çağrılacak e, isimlerin başında hı hı. geliyor. Hı hı. Ya Ezacıbaşı kulübüne baktığımızda tabii ki çok pro profesyonel yönetilen bir kulüp ve bu tarz genç oyuncuları bünyesinde bulunduran, yetiştiren bir kulüp aynı zamanda ve bu oyuncuları A takıma da bir şekilde adapte etmeye çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Evet kadro tabii ki iddialı bir kadro. Dünya şampiyonu olmuş bir kadro. Ama genç yetenekleri de var kadrolarında. Ne yapıyorlar Bunlar İşte Defne Başoğlu gibi, Diray Özdemir gibi bu oyuncuları oynama garantisiyle kiralıyorlar. Yani kiraladıkları takımlardan oynama garantisi istiyorlar. Bu son derece önemli. Çünkü sporcu oynayarak gelişir. Ben... Ee, bunu düşünenlerden biriyim. Ve bu oyuncular gittikleri kulüplerde de ne kadar fazla süre, süre alırlarsa o kadar çabuk gelişiyorlar. Dilek'in milli takımda oynayabileceğini söylediniz. Evet. Bayağı konuşuldu. Pasör havuzunda bu kadar önemli oyuncular var. Dilay bu havuzda nasıl konumlanır? Tabii az önce de konuştuk. Voleybol sezonu çok uzun bir sezon. 12 ay boyunca hiç aralıksız oyuncular oynamak zorunda kalıyorlar. Eğer milli oyuncularsa bunlar hiç dinlenme fırsatları olmuyor. Mesela Milletler Ligi'nde bu sene oynadığımız ikili kimdi? Elif Şahin ve Cansu Özbay. Arkalarında bekleyen isimlerden biri Sıla Çalışkan. Benim çok beğendiğim pasörlerden biri. Şimdi Dilay örneği var. Mesela Milletler Ligi'nde o uzun maratonda dinlendirilebilir bazı pasörler ve oraya bir hafta Sıla, bir hafta Dilay, kesinlikle adapte olabilir. Bu şekilde milli takımın havasını da yavaş yavaş dilay almaya başlar. Tabi pasör gelişimi çok zordur ve çok uzun bir süreç gerektirir. Pasörler takımın beyinidir ve tüm pasörler mutlaka zeki olmak zorundadır. Dolayısıyla Dilay'ın şu andaki potansiyelini açığa çıkarması için de bir zaman gerekecek. Bu zamanı da hem Santarelli hem de Ferhat Akbaş veriyorlar oyunculara. Çok acele etmiyorlar. Zaten çok acele etmemizde de gerek yok. Dediğin gibi çok önemli isimler var. Önde bekleyen ama yavaş yavaş bu isimlerin arasına da mutlaka ama mutlaka dilay girecektir. Boskoviç konusuna gelelim hmm. istiyorsanız. Eczacı başında kalmaya karar verdi Boskoviç. Evet. Ve uzun süre bu süreç konuşuldu, tartışıldı. Hmm. Bu kararda aslında Boskoviç'in de biraz daha duygusal dinamikleri var. Az önce de bahsettik. Borçların duygusal e, gabi konusunda olduğu gibi. Bu, bu süreci bu kadar duygusal geçirmesinin sebebini merak ediyorum aslında. Sizin kişisel yorumunuzu merak ediyorum ben burada. Boşkoviç'e dünyadaki her takımın ilgisinin olması doğal. Yani benim bir takımım olsa, bütçem olsa Boşkoviç'e ben de talip olurum. Ee, Vakıf Bank'ın da bir ilgisi vardı açıkça söylemek gerekirse. Bu da son derece doğal. Yani kimse Vakıf Bank'ı e, neden Boşkoviç'e talip oldun e, diye bence sorgulayamaz. Ee, ama Boşkoviç ne yaptı? Ee, Boşkoviç teşekkür etti. Vakıf Banka bir artı 1 yıllık anlaşması vardı zaten. Artı 1 yıllık opsiyonunu kullandı. Herhangi bir fiyat artışına da girmedi. Sözleşmesinde ne varsa aynı şekilde Eczacıbaşı ile devam etme kararı aldı. Ee, zaten 9 yıldır Eczacıbaşı forması giyiyor. Son 4 yıldır kaptanlığını yapıyor. Bir 9 yıl daha giyebilecek e, profesyonelliğe sahip. Kulübüne bağlılığını gösterdi. Zaten bu yıl Dünya Kulüpler Şampiyonluğunu da kazandı. Hep bir büyük bir şampiyonluk istiyordu. Eczacıbaşı evet. formasıyla onu da yaşadı. E, o da zannediyorum kulübe bağlılığını daha da artırdı Son olarak da ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon adaylarınızı merak ediyorum. Şu anda Sultanlar Ligi'nde tabii ki Fenerbahçe'nin liderliği var. Vargas az önce konuştuk. Vargas eğer gelir ve playoff'larda oynarsa ligde de en büyük şampiyonu adayı Fenerbahçe bence. Şampiyonlar Ligi için de aynısını söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde de mesela Vakıfbank'ta Eczacıbaşı'da turu geçecek gibi görünüyorlar ama karşılarına iki İtalyan gelecek. Şimdi Imoko, Vakıfbank, Scandic'i Eczacıbaşı eşleşmeleri olacak. Zor eşleşmeler Fenerbahçe'nin yolu daha açık gibi görünüyor final yolunda. Ben Şampiyonlar Ligi'nde de Lig'de de Vargaslı Fenerbahçe'nin Vargas'ın oynama ihtimalini göz önünde bulundurarak en büyük şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum. Lige gelecek olursak da bu sene Erkekler Ligi'ne gelecek olursak da açıkçası Halkbank ve Ziraat Bank kartının diğer rakiplerinden birer adım önde olduğunu söyleyebilirim. Ağzınıza sağlık. Çok Senin teşekkürler. de ağzına sağlık Burcu. Çok ee, güzel sorulardı. Sizin de yorumlarınız çok güzeldi. Ee, gelecek haftadan itibaren e, sizlerin sorularını da almaya devam edeceğiz. Ve tabii e, gelecek haftadan itibaren hem X'te hem de KP KPVolei Instagram hesabında yapacağınız yorumlar da son derece önemli olacak bizler için sevgili seyirciler. Şöyle bir sürpriz de düşündük. E, yorum yapan arkadaşlarımızdan birini maça götüreceğiz. Bu da ilk haftanın sürprizi olsun. Ee, i̇lerleyen haftalarda farklı sürprizlerimiz de tabii ki olabilir. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese iyi günler dileyelim. Hoşça kalın.